Evet değerli izleyicilerimiz, Türkiye gündemine ışık tutan, halkın gerçek değerlerini yorumlayan Mirat Haber TV olarak gündem özel programıyla karşınızdayız. Ben Türkiye Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanıyım, gazeteci Ahmet Kaplan. Program ortağım Türkiye İttifakı belki son dönemlerde gündemde çok duymuşsunuzdur. Türkiye İttifakı Genel Sekreteri, aynı zamanda ekonomist Yunus Ekşi program ortağım. Birlikte Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Ekonomi programlarımızı konuşacağız. Siyasi partilerin ekonomiye bakışlarını, programlarını anlatacağız. Ve onlardaki hataları sizlere ileteceğiz. Ve çözüm önerilerini, ülkenin nasıl bir ekonomiyle yürümesi gerektiğini sizlerle paylaşacağız. Türkiye gündemiyle ilgili önce sizden bir değerlendirme alalım. Siyasi partiler, herkes kendine özgü programlar anlatıyor, kendine özgü düşünceler sunuyor. Ama ben kişisel düşüncem olarak, bir ekonomist olarak değerlendirirsem, bunların yapmış oldukları çözümlerin çok böyle halkı kucaklayan nitelikte olmadığını düşünüyorum. Başlarken böyle bir sonuçlandırılmış gibi başladım ama endişelerimden dolayı söylüyorum. Bu endişelerimizi kamuoyuna anlatabilecek şekilde fikirler almak istiyoruz sizden. Özellikle son günlerde EYT'ler üzerine oynanan bir oyun var diye düşünüyorum. Çünkü yorumlanan şeyler çok yanlış. Siyasi partiler EYT'leri değerlendirmek adına kullanmaya çalışıyorlar. Bizim işimiz de tabii ki hem gazeteci hem de sizin Türkiye İttifakı olarak da kamuoyuna bunları doğru anlamda aktararak bu yanlışların önüne set koymak. Şimdi ilk önce bu genel değerlendirmeyi sizden alabilir miyiz? Çok farklı bir alanda Türkiye gündemi olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi de EYT'lilerle ilgili yapmış olduğu bir çalışmayı, ekonomik çözüm önerisini ortaya koydu. Oraya gelmeden önce Türkiye'nin genel ekonomik gidişatı ile ilgili Türkiye İttifakı olarak bir değerlendirmemiz yapacak olursak değerlendirmemizi temelde mevcut siyasi yapı içerisinde mevcut hem muhalefette hem de iktidarda olan partiler arasında temel bir ayrışım yok. Yani muhalefette olan partilerin ayrışım alanı diye gözüken noktalar ekonomilerde, çözüm önerilerinde değil. Her ne kadar bir takım maddeler halinde özellikle CHP ve diğer siyasi partiler, muhalefettekiler iktidara çözüm anlamında bir takım önerilerde bulunsa da onların maddelerin kaynaksal zeminine baktığımız zaman zaten bunları iktidar tatbik etti. Hatta birçoğunun da önüne geçerek tatbik etti. Ama istedikleri neticeyi halka veremediler. Şimdi mesele burada Türkiye'deki siyasi yapının muhalefette kalan siyasi partilerin çözüm önerilerinin çok açık bir şekilde halkla konuşma işidir. Burada müthiş bir ketum söylem tarzları var ve genelleme tarzları var. Şimdi bu bağlamda meseleye baktığımız zaman bunu da bu şekilde söylemek halka ne derece sağlıklı bir bilgi aktarımını sağlar, o da tartışılır. Bunu da bildiğimiz için biz siyasi partilerin çözüm önerilerini niteleyen ve kayıt altına alan programlarına bakarak meseleyi değerlendirme taraftarıyız. Şimdi Gelecek Partisi'ni mesela bu bağlamda bugün masaya yatıracağız. Gelecek Partisi'nin ekonomik programını bilmeden, Gelecek Partisi'nin yüzeysel söylemleriyle ekonomik çözüm önerilerini nasıl ortaya koyacağını anlamak mümkün değil. O halde ekonomik programını masaya yatırılması gerek. Çok evet. Dağıtmadan ana hatlarıyla neler söylüyor, iddiaları nedir, bu çözüm önerilerini nasıl ortaya koyacak, oraya geleceğiz. Şimdi biz bu eksende, çünkü halkın temel sorunları, birçok elbette sorun var. Sağlıkta da var, eğitimde var. Birçok alanda sorunlarımız var. Ama kabul edilen bir hakikat var artık. Terörün çok önüne geçmiş olan iktisadi, ekonomik sorunları var. Halkın ciddi manada bir geçim sıkıntısı var. Ve müthiş bir işsizlik var. Ve müthiş bir ekonomik daralma var. Şimdi dolayısıyla siyasi partilerin de
En büyük sorun burası olduğu için çözüm önerileri de burada olması lazım. Şimdi biz muhalefetin bireysel hareketli söylemlerinden ziyade programlarına endeksli söylemlerini masaya yatırdığımızda, şimdi az sonra temas edeceğiz başlıklar halinde, eleştirilerimizi yapacağız. Ve burada Ahmet Bey şunu da söyleyeyim, yani bu eleştirileri yaparken hangi partimizin programına eleştiri yapıyorsak o programı yazan buyursun ekranlarda bizimle savunsun. Anladım. Hayır, bunun aksini söylesin. Davet edilebilir, bizi davet etsinler. Biz de gideriz. Mesele bunu karşılıklı halkın karşısında konuşmak. Yani şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Pratikte tüzüklere giren veya programlara giren, ekonomi programları olarak anlatılan değerler veya cümleler pratiğe geçtiği takdirde, teori doğru olmasına rağmen pratiğe geçtiği zaman zaten uygulanmıyor. Bizim zaten öncelikle değerlendireceğimiz konular bunlardı, evet, diye konuşmuştuk ya, evet, bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla insanlar bir çözüm arayışına girdiği takdirde umut veriyor. Umut edindiği bir partinin programına baktığı zaman burada bir şeyler var, bir cümleler var falan diye işin içerisine girdiğinde gerçekle örtüşmeyen bazı değerler yakalıyor. Dolayısıyla halk artık eski dönemlerdeki gibi çok bilgisiz de değil. Birçok konuda altyapı veya kulak dolgunluğu da olsa bilgilere sahip. Ekonomide de aynı şekil. Ben geçinemiyorum dediği zaman bin tane kelime söylesin, bin tane cümle söylesin, o söylenen cümleler gerçekten halka hitap etmiyorsa o zaman zaten boşta kalıyor. Onun için dedikleriniz çok doğru. Özellikle Gelecek Partisi'ni bugün gündemimize almıştık. Gelecek Partisi'nin ekonomik programıyla ilgili sizin görüşlerinize devam edelim. Evet. Şimdi zaten az önce ifade ettiğiniz şey, halkın psikolojisine göre partiler toplum sosyolojisini okuyor ve ona göre cümlelerini kuruyor. Şimdi bizim burada yapacağımız tahliller bugüne kadar siyasi partilerin ekonomik programlarını programları bağlamında, kayıtlı programları bağlamında masaya yatırılmadığını biz bildiğimiz için böyle izleyicilerimiz için özel bir program çalışması yapıyoruz. Şimdi teorik dediniz az önce. Evet. Şimdi bazı şeyler teorik ifade edilir, güzel, kulağa hoş gelir. Pratize bunu edemezsiniz. Ancak Ahmet Bey, ben bir adım daha ileri gidiyorum. Teorilerinde bile çelişkiler var. Ütopik teori. Yani utopik de bir şeyi güzel kurgularsınız ama o da yok. Şimdi çelişkiler var. Şimdi bu çelişkilerin nedenini de biz şunu biliyoruz. Şunu çok iyi biliyorlar. Şimdi bana Gelecek Partili arkadaşlarımız kızmasınlar. Darılmasınlar. O partili arkadaşlarımızın çoğunun, %99'una yakının ekonomik programlarını okumadığını ben biliyorum. Hatta partilerinde ciddi yerlerde görev yapan insanlar da ekonomi programlarını okumadığını biliyorum. Çünkü Türkiye'deki siyasi anlayış bir kızgınlıkla, bir gruplaşmayla bir şekilde farklı bir alanlarda oluşuyor. Yani çözüm odaklı olmuyor. Bunu gündeme getirmiyor. Şimdi biz bunları mesela masaya yatıracağız. Şimdi mesela, tabii çok detaya programımızın zaman açısından müsait olmadığı için çok detaya girmemekle beraber önemli gördüğümüz noktaları gündeme getireceğiz. Şimdi diyor ki mesela Gelecek Partisi programında, toplumsal refah ve kalkınma için sürdürülebilir, kapsayıcı ve çevre dostu bir büyümekten bahsediyor. Şimdi bakın cümlelere bakın. Bu cümlelerin hepsi olumlu cümleler. Evet. Bunlar zaten stratejiktir. Olumlu cümleler. Kalkınma için sürdürülebilir diyor. Şimdi ama bu fikirde var ama uygulamada yok böyle bir şey. Bu programına bakıyorum ben de. Fikirde hayır, bunu sunuyor ama proje üretiyor. Ahmet Bey, bu uygulanıyor da buradaki olumlu anlamda uygulanmıyor. Şimdi mesele bu zaten. Benim az önceki çelişki diye ifade etmiş olduğum şey bu. Şimdi bu arkadaşlar, bu ekonomi programını yazan mühendis kökenli, Akbank'ta ya da diğer bankalarda genel müdürlüğü yardımcılığı yapmış Kerim Rota ve onun arkadaşları. Evet. Şimdi bu insanların zihniyet kökenini biz biliyoruz. Biz bu programı okumadan önce
Önce diyoruz ki ya şu programı kim yazdı? Önce programı yazan şahsiyet bizim için çok önemli. Değer sayımı bizim için çok önemli. Ahmet Bey, hangi değer kabulleri üzerinden, hangi değer felsefesi üzerinden bir ekonomik format, ekonomik bir çözüm önerileri ortaya koyuyor? Bu kişiyi önce analiz ettik. Kişi zihnimizde, duruşuyla, geçmişiyle, söylemleriyle, millete daha önceki durduğu pozisyonuyla bir yere koyduk. Sonra sözlerine baktık. Şimdi sözleri o bağlamda geçmişiyle örtüşüyor. Yani geçmişinde bu bağlamda bir olumsuzluk bizim nazarımızda. Olumsuzluğun kaynağı var. Bu sözler burayla örtüşüyor. Burada sürdürülebilecek kapsayıcı nitelendirdiği şey, bugün sürdürülebilen şeyler nedir? Şu anda sürdürülebilen şey nedir? Mesela ben size bir örnek vereyim. Bizim bütçemiz, merkezi bütçemizin sürdürülebilir bir borçlanma politikası vardır. Evet. Bütçenin oluşturulabilmesi için Ahmet Bey, malumunuz, sürekli bir borçlanma, kamusal bir borçlanma zorunluluğunuz vardır. Bu öyle bir noktaya getirilmişti ki bu arkadaşların zihniyeti bunu kabul eder. Paradigmasal olarak buna yatkındır ve bu değerleri kabul ederler. Siz borçlanmadan modeli sürdüremiyorsunuz. Ve dolayısıyla sürekli bir borçlanacaksınız. Bu bunların cebinde temel kriterdir. Şimdi o zaman buradaki bu cümlenin altından ne çıktı? Şimdi bizi dinleyen Gelecek Partili arkadaşlarımız sadece Ahmet Davutoğlu'nun şahsiyetine bakarak oy vereceğini zanneden arkadaşlarımız, sizin ekonomik çözüm diye arayışta girdiğiniz Gelecek Partisi'nin ekonomik kurmayları size diyor ki ben sizi sürekli yine bu borçlanma modeli içerisinde, borcun içerisinde ekonomik politikalarını devam ettireceğim. Ardışık bir şekilde. Söylemiş olduğu şey bu. Ekonomik kaynakların toplumun tamamının yararına uygun ve etkin bir şekilde dağıtacağım diyor. İşte bakın, bu kocaman bir yalandır. Bu mümkün değil. Sisteme göre çelişiyor tabii bu ki. Bu mümkün değil. Tabii ki. Şu anda bunun yapılamayışının nedeni işte yukarıda söylemiş olduğu sürdürülebilir borç modeliyle ilgili adil bir kaynakların dağılımını engelleyen bir yapı var Ahmet Bey. Evet. Şimdi burada böyle söylüyorsunuz. Programın ikinci kısmında olumlu cümleler kullanıyorsunuz. Yani bunlar strateji, algı stratejisi. Biz diğer partilerin ekonomik programlarını da masaya yatırdığımızda bakın göreceksiniz. Hepsinin dili kullandığı programlarda kullandığı dil bu. Çünkü onlar da zaten bunu tatbik etmeyecekler. Mevcut klişe politikalar vardır. Bu klişe politikaların tatbik edicisi haline gelecekler.